Kıymetli seyirciler selamun aleyküm ve ve berekatuhu yeni bir Açık Medeniyet programına hoş geldiniz. Bu programımızda e, amel ve ilim ilişkisini e, ya da nazar ve tasfiye ilişkisini konuşacağız. Ama burada amel dediğimizde biz özel bir e, şeyi kastediyoruz. E, epistemolojik bir kavram olarak ameli e, kullanıyoruz. Batı dillerinde buna praksis e, deniliyor yani uygulama hayat yaşayış pratik e, tatbikat anlamına geliyor e, e, genel olarak kabul edilen yaklaşım e, ...praktis, e, uygulama e, hayat bilginin konusudur şeklinde ancak e, daha önceki programımızda da el aldığımız gibi Taşköprü ve Bizim başka alimlerimizin ortaya koyduğu bir yaklaşım var. O da şudur, e, amel bilginin hem konusudur, hem ürünüdür, hem de kaynağıdır. Ancak bu yaşayan medeniyetlerde böyle olur. Canlı medeniyetlerde böyle olur. E, bir ölü medeniyette ya da krize girmiş bir medeniyette e, bilgiyle amel arasındaki ilişki o da krize e, girer. E, Bilgi, e, e, ameli bir kaynağı olarak görmez. Bilgi başka yerlerden ithal edilir ve e, ameli şekillendirmeye çalışır. Halbuki yaşayan bir medeniyette amel bilginin konusu olur. Amel yani praksis bilginin kaynağı e, olur. Mesela bu açıdan baktığımızda e, batı sosyal bilimlerinin kaynağı batı toplumudur. Batı toplum e, tecrübesidir. Ama Türkiye'deki sosyal bilimlere baktığımızda, e, Türkiye'deki sosyal bilimlerin kaynağı Türk toplum tecrübesi değildir. E, dışarıdan ithal edilmiş bir sosyal bilim e, söz konusudur. Bu da bizim bir medeniyet olarak e, bir e, en önemli sorunlarımızdan e, bir tanesidir ve bunun çözümü de e, bizim toplum tecrübemizi yeniden bilimlerimizin konusu haline getirmemiz ve aynı zamanda bilimimizin kaynağı haline getirmemizdir. Eğer sosyal bilimlerimizin kaynağı başka bir toplumun, yani batı toplumunun tecrübesi olursa, o zaman burada bir yanlışlık var demektir. Mesela bunu tersinden düşünecek belki daha iyi anlayabiliriz. Mesela farz edin ki Türkiye'de üretilen sosyal bilimler, Türk toplum tecrübesiyle, e, üretilen sosyal bilimlerin batı toplumları tarafından benimsendiğini ve batı topluma tatbik edilmeye başlandığını düşünün. Bu tabi çok e, 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 ironik ve e, garip bir durum ortaya e, çıkartır. Bizim geleneğimizde mesela Maliki mezhebinde e, ameli ehli medine e, bilgi kaynağıdır, örf bilgi kaynağıdır, adet bilgi kaynağıdır. İnşallah bu konular çerçevesinde bu programımızda çok ilginç bir tartışma gerçekleştireceğiz. Mevcut yaklaşımın daha da genişlemesini sağlamaya çalışacağız. Bunu yaparken de Fahrettin Razi'den, İbn Sina'dan, Cürcani'den, Taşköprü Zade'den faydalanacağız. Onların e, e, amel ve ilim ilişkisini, e, amelin bilgi kaynağı olması yaklaşımını burada e, tartışmaya çalışacağız. E, Tahsin Hocam arzu derseniz öncelikle biz burada amel dediğimizde neyi kastediyoruz? İsterseniz oradan e, başlayalım. Çünkü burada biz amel dediğimizde ona özel bir anlam yüklüyoruz. Burada amel bir epistemolojik e, kavram, e, yani bir bilgi kaynağı ifade ediyor. Bunu biraz açalım arzu ederseniz. Evet, bunun en güzel ifadesi aslında genel olarak, genel manada medeniyetlerin nasıl teşekkül ettiğini ele alan yaklaşımda görürüz. Özellikle bir Alman filozof var Karl Jaspers. Karl Jaspers'in doğru olarak tespit ettiği bir husus var. Nedir o? Bütün bildiğimiz bütün medeniyetler bir tane şahsın etrafında teşekkül etmiştir. Yani işte Çin medeniyeti Konfüçyüs'ün etrafında, Hint medeniyeti Buda'nın etrafında, Yunan medeniyeti Sokrates'in etrafında, İslam medeniyeti Peygamber Efendimiz'in etrafında, işte Hristiyanlık Hazreti İsa'nın etrafında. Şimdi buna baktığımız vakit gerçekten de şu anda dünyada yaşayan insanlara baktığımızda dünyada yaşayan 8 milyar insanın hemen hemen 7 milyarı hala şu anda da hala aidiyetlerini bu şahsiyetlerle irtibat üzerinden tanımlıyor. İşte Hristiyanlar kendilerini Hz İsa'ya nispetle diğerlerinden ayırıyor. İşte Çinliler Konfüçyus'la irtibatları üzerinden. İşte Çinliler, şeyler, Japonlar, Hindistan'ın bayağı bir kısmı Budayla irtibatları üzerinden, Müslümanlar zaten Hazreti Peygamberle irtibatları üzerinden kendilerini tanımlıyor. İşte Museviler Hazreti Musa ile irtibatları üzerinden. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit peki bu nasıl oluyor? Bu şöyle değil. Yani bu şahıslar tuttular. Ee, ...insanlara bir şeyler anlattılar sözlü olarak veya onların ellerine e, bir tane kitabı tutuşturdular. Alın bakalım size bir kitap, bunu anlayın, yorumlayın, hayatınıza uygulayın e, ve medeniyet oluşsun. Böyle değil. E, bunların hepsi e, kendi e, hayatlarında e, bir e, örnek alınabilecek e, bir hayat yaşadı bunlar ve etrafındaki insanlar onları örnek alarak bir hem kendi ferdiyetlerini kazandılar ama aynı zamanda bir toplumsallaşma bir düzen teşekkür etti böylece şimdi bunu ve buna bağlı olarak da bu genişliğe genişliğe bu bizim medeniyetler dediğimiz şeyler veya dinler dediğimiz şeyler bu şekilde teşekkür etti ama buradaki önemli olan nokta şu bu büyük şahsiyetlerin Kendileri ve yaşadıkları hayat, onların ameli, praksisi yani tam veya practice artık neyse, onların ameli etrafındaki insanlar için doğru görmenin, doğru yaşamanın ölçüsünü, doğru yaşama ve doğru bilginin kaynağını teşkil etti. Yani Bu kişiler ölçü veren kişiler. Ha, Ölçü veren kişiler ama bunların verdikleri ölçü söz değil. Evet. sözlü değil uygulamayla ölçeği Uygulama. gösteriyor. Ha, yaşadıkları hayat Hı -hı. E, diğer insanlar için bilgi kaynağı. Yaşadıkları Hı -hı. hayat ne demek? Onların pratiği. Biz evet. bunu en net nerede görüyoruz? İşte Peygamber Efendimizin sünnetinde. Evet. Bunu daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk. E, Peygamber Efendimizin sünnetinin ne olduğunu biz bütün teferruatıyla biliyoruz. Ama Hazreti İsa'nın sünnetinin ne olduğu bugün belli değil. Evet. Bilinmiyor. Evet. İşte Konfüçyus belli olmasa bile ee, yani çok yüksek sayıda insan ona kendilerini ediyor. ona nispet ediyor Tabii. ve hani her ne kadar otantik olup olmadığı şüpheli olsa bile hatta otantik olmadığı bilinse bile onun prati pratiğini e, kendilerine bilgi kaynağı olarak kabul, kabul ediyorlar. ediyorlar evet. Doğrunun ölçüsü olarak onu alıyorlar. Evet aynı şey şey, şey de geçerli, evet. için de geçerli buday için de geçerli. Şimdi mesela Konfüçyüs'le alakalı olarak yine benzer bir durum var. Gerçekten de bir belirsizlik var. Yani Konfüçyüs hatta birçok insan şunu çok rahatça sorabiliyor. Gerçekten de Konfüçyüs diye bir şahsiyet yaşadı mı? Hı hı. Ya bu kadar belirsiz yani. Yaşayıp yaşamadığı konusunda tarihi bir belge yok. Böyle bir şey. Ama ya işte yani, Hazreti İsa'nın yaşayıp yaşamadığı konusunda Mesela Batı'da şu anda çok ciddi tartışmalar var. Çok ciddi var. tartışmalar. Ama evet. onun yaşadığının en büyük delili Kur'an-ı Kerim. Evet. O ayrı bir konu. Onu ayrıca konuşmak <laughs> lazım tabii. Evet. Şimdi işin bir tarafı bu. Yani o e, amelin bilgi kaynağı olmasının aslında Hı. en e, şeyi temel e, örneği bu. Ama daha sonrasında… Bütün büyük medeniyetlerde… E, amel esaslıdır hepsi. E, yani evet. Hepsi amel esaslı. Amel esaslı, bilgi Yani o praksis esaslı, o praksisteki… E, genelleştirilebilir olan e, unsurları insanlar üstlediği, üstlendiğinde bir toplum oluşturuyor. Diğer taraftan da o toplum bu sefer kendi praksisini bilgi kaynağı olarak gördüğünde ilimler ortaya çıkıyor. Evet. Yani bu Farabi'nin medeniyet ilimleri dediği e, hadise böyle bir esas üzerine kuruldu. E, kurulu. Bunu mesela nerede görüyoruz? Mesela Farabi'nin el medinetül Fadala dediği de aslında Tabii. İslam medeniyetinin çok soyut bir ifadesi. İfadesi. Kesinlikle. Evet, çünkü o hani o kadar yani çok soyut bir şekilde ifade ediyor. Hani bazı insanlar hani o irtibatı kuramıyor. Yani aslında yani Peygamber Efendimiz'in kurmuş olduğu İslam medeniyetinin e, çok üst düzey üst dildeki ifadesi. E, evet. Bir soyutlanmış ifadesi. Kesinlikle. Mesela, reisi evvel dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Evet. evet e, Şimdi zaten eee şeyde de onu görüyoruz. Ee, yani Farabi'nin El Medinetül Fazılası'nda e, Er Reisül Evvel'in yani ilk reisin neler yaptığını hangi özelliklere e, sahip olması gerektiğini anlattığında e, bakıyorsunuz e, aslında bilinen tarihte yani insanlığın bilinen tarihinde tarihi belgelere dayalı olarak bu sıfatı bu vasıfları taşıyan bir tane şahsiyet var. Evet. O da Peygamber Efendimiz evet. bu kadar yani diğer hiçbir şahıs yani o işte bunu biraz e, o ifade ederken Farabi diyor ki işte e, filozof ve e, reis reisül e, aynı şeyi savunurlar anlatırlar falan diyor fakat onu anlatırken e, Farabi'nin tabii ki e, muhataplarına da bakmak lazım e, bir sürü gayrimüslim var i̇şte o gayrimüslimleri bir anlamda yani e, şeyle e, e, Peygamber Efendimizin tebliğ ettiği dinin Onların felsefe felsefi alanda işte hakikat arayışı içerisinde yöneldikleri bulmak istedikleri şeyin aslında Peygamber Efendimiz tarafından tebliğ edildiğini onlara göstermenin farklı bir yolu. Evet. Yani bunu başka şeylerde de görebiliriz. Yani bunu ayrı müzakere etmek mümkün tabii. Şimdi ikinci bir husus tabii burada çok önemli bir medeniyetin teşekkülü ve varlığını sürdürmesi için o medeniyet mensuplarının kendilerini yaşadıkları hayatı bilginin kaynağı olarak görmeleri lazım. Evet. Yani o eğer bir toplum kendi yaşadığı hayatı ve kendisini insanlık için değerli ve anlamlı, önemli olarak görmüyorsa o zaman kendi yaşadığı hayatı bilginin konusu ve kaynağı e, haline getirmez. Evet. O hani getiremeyince de bu sefer başka toplumlardan bilgi ithal edecek. O bir tarafa, mesela diğer taraftan o zaman da Çin medeniyeti olmazdı yani. Tabii. Diğer yani, taraftan da e, şöyle Çinliler, bir şey diyelim. Kendi e, toplumsal hayatlarını veya Konfüçyüs'ün onlara bıraktığı praksisi hani önemsemeyip ona itibara değer vermeyip mesela tutup Hindistan'dan hani ithal etselerdi Çin medeniyeti bir şey ortaya çıkmazdı ya Kesinlikle, da Hintliler evet. kendi hayatlarına değer vermeyip ya burada medeniyet yok, her şey geri kalmış, hiçbir kıymeti yok e, deseler Çin'den alsalardı şu anda Hint medeniyeti diye bir şey olmazdı. Ya da Yunanlılar hani e, kendi praktiklerini mesela e, e, Yunan'da şehir devleti var mesela. E, işte filozoflar işte Aristo onlar hakkında e, tutuyor siyaset felsefesini onlar üzerine inşa ediyor. Tabii. Demokrasi <laughs> dediğimiz şey mesela. Mesela bugün de demokrasi dediğimiz şeyin bilgisi yani eski Yunanla başlayan Pratin bir e, ifadesi. Eğer Yunanlılar kendi pratiklerini önemsemeselerdi, onu itibarlı, muteber bir şey görmeselerdi, deselerdi ki ya bizim hayatımız zaten e, değersiz, önemsiz. İşte ne bileyim İran medeniyeti daha önemli. Biz hani İran'dan e, beslenelim deselerdi bugün Yunan medeniyeti, Batı medeniyeti bir şey olmayacaktı yani. E, tabii ki canım şeyin Aristoteles'in netice itibariyle e, işte şeyin de e, Politika ile ilgili eserinde ilgili e, eserinin temel konusu e, Kadim Yunan'ın Evet. kendi hayatıdır. Tabii e, ben o şeyde anlat, çok et iyi et gördüm. Mesela abi. hani e, Roma'ya gittiğimde e, o mesela Senato işte hatta Senato'nun mimarisi hepsi şeyden yani e, eski Roma'dan e, alınmış ve yani günümüzdeki o demokrasiydi vesaireydi falan. Yani o yani o bilginin kaynağı Yunan ve Roma pratiği yani. Orada e, şöyle bir şey de var tabii. E, yani önemli olan nokta şu. Mesela e, cahiliye çağındaki e, Arap kabilelerine baktığında, mesela cahiliye çağındaki Arap kabilelerinin e, kendi yaşadıkları hayatın başka toplumlar için anlamı e, ile alakalı hiçbir iddiaları yok. Evet. Hiçbir iddiaları yok. Yani onu bir, önemsiz görüyor, değersiz görüyor. Yani sadece kendi evet. hayatlarını yaşıyorlar. O kadar. Onu evrenselleştirmek gibi bir Tabii. iddiaları yok. Bir şey de yani e, o kendilerinin hayatta kalması bir kabileye e, bağlılık içerisinde ve oradaki en üst değerler de zaten o kabilenin varlığını muhafazası. Evet. O kadar. Kabilenin hayatında e, şeyle e, tabi oldukları kuralların değerlerin, insanlık için bir manası olup olmadığıyla alakalı soruları yok. Evet. Soruları olmadığı için de yani geri dönüp baktığınızda bir işte İslam öncesinde işte Arap toplumunda bir medeniyet var mıydı sorusunun sorusunun kendisi anlamsız. Evet. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit bunu şeyde de tatbik edebiliriz. Mesela şeyde diyelim Hristiyanlık bir Hristiyan medeniyetinden bahsetmek anlamlı mı? şimdi Hristiyan medeniyetinden en azından miladi 10. yüzyıla kadar bir Hristiyan medeniyetinden bahsetmek anlamlı mı sorusunu sorduğumuzda e, orada e, şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. E, acaba Hristiyanların e, kendi hayatlarında e, genelleştirilebilir bir e, ahlaki bir düzen, bir toplumsal düzen oluşturma ve bu noktada insanlığa örnek olma gibi bir iddiası var mı? Evet. Şimdi bu iddia Hristiyanlıkta yok başında. Niye? Hristiyanlar şuna inanıyorlar. İşte Hazreti İsa gitti, her an gelebilir Dolay ve kendisinin Tanrı olduğuna e, inananlar e, ebedi havaya, hayata kavuşacak, bütün kusurlarından arınacak ve e, yeryüzü cennete dönüşecek. Şimdi böyle bir inançları var. Öyle olduğu için de herhangi bir şekilde bir ahlaki düzen, hukuki düzen, bilim, sanat vesaire bir şey geliştirmek için vakit yok yani onlar için. Hiçbir vakit yok, gerek de yok zaten. Şimdi böyle bir şeyleri var anlayışları var bu ne zamana kadar devam ediyor şeye kadar yani Miladi 10 11 yüzyıla kadar özellikle şeyler Batı Avrupa'da yaşayanlar Müslümanlarla tanıştıktan sonra Tam da biraz önce bahsettiğimiz anlamda Müslümanların praksisini tecrübesini esas alarak hayatlarına çeki düzen vermeye çalışıyorlar Şimdi bunu yaparken de Müslümanların eserlerinde bulunan kitapları, metinleri, onların geri geliştirdikleri ilmi, edebiyatı vesaire taklit etmeye çalışıyorlar. Onu üstlenmeye çalışıyorlar ve burada belli ölçüde bir birikim ortaya çıkıyor. Fakat işin ilginç tarafı şeye kadar yani 14. yüzyıla gelindiğinde yani bir 300 yıl kadar devam eden bir süreç orada şunu fark ediyorlar. İslam medeniyetinden üstlendikleri o İslam medeniyet tecrübesinin sonuçları sonuçları Hristiyanlığın inançlarıyla uyuşmuyor. Yani niye? İslamiyet tevhidi yani esas olarak kabul ediyor. Diyelim şeyi Farabi'yi tercüme ediyorlar. Esasında tevhid var. Eee İbn Sina'yı tercüme ediyorlar. Esasında tevhid var. Gazali'yi tercüme ediyorlar. Tevhid var. İbn Rüşt'ü tercüme diyorlar tevhid var. E, ama bunların e, şeyin inancının esasında teslis var. E şimdi İbn Sina'ya soruyorsun makul olmayan bir şeyi kabul etmem diyor. Gazali diyor makul olmayan bir şeyi kabul etmem. E İbn Rüşd de aynı şekilde ve diyor ki yani yani temel ilke insanın dini aklı kadardır diyor. Halbuki Hristiyanlığın e, hareket noktasına bakıyorsun. Diyor ki yani önce inanacaksın. Yani saçma olacak bir defa inancın konu konusu akıl almayacak. Saçma olduğun için inanacaksın. Sonra o saçmayı esas olarak kabul ettikten sonra on, aklını ondan sonra kullanabilirsin. Şimdi böyle bir anlayış. Şimdi bu tabii mesela şeyde 13. yüzyılı 100 yılın sonlarına doğru yani 1290'larda bir şey yasak inançlar kataloğu yayınlanıyor. O yasak inançlar kataloğunun yanılmıyorsam ilk maddesi veya ikinci maddesi e, yazıyor. Allah'ın birliğini savunmak. Bu şey Hristiyanlıktaki yasak inanç konularından birisi. Niye? E, şimdi şeyde Müslüman e, felsefecilerle e, onların eserleriyle hemhal olanlar e, bakıyorlar. Yani e, teslis olmadan da hatta teslisi kabul etmediğinde çok da e, makul bir e, düzen, düşünce düzeni mümkün Ama amateslizi kabul ettiğim vakit sorunlar çıkıyor şimdi bu tabii kendi başına bir sorun yani zaten 14 yüzyıla gelindiğinde yani artık şeyler şeyle bu Müslümanların dan üstlenilen düşünme tarzıyla Hristiyanlığın uyuşmadığı anlaşılıyor ve şüphecilik başlıyor dekarta kadar falan devam ediyor yani işte o vakit şey esas itibariyle nedir şeyin kendi yaşadıkları hayatın e, herhangi bir şekilde e, insanlık için bir değer taşıdığı konusunda bir iddiaları yok hı hı. şeylerin Batı Avrupa'da yaşayanlar. Ama Müslümanlar söz konusu olduğunda öyle değil işte. Yani hem şeyler, e, mesela daha Hulefa-i Raşidün dönemine gidiyorsun mesela. E, şimdi şeyde Peygamber Efendimiz ahirete İrfal ettikten sonra yani hazır bekleyen bir ordu var me 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 işte meşhur Usama ordusu şey e, Hazreti Ebu Bekir'in ilk emri hatta diyor ki madem ordu hazır Peygamber Efendimiz e, bu orduyu hazırladı. Tanımlanmış vazifesini yapmak üzere yola çıkmalı diyor ve gönderiyor yani. Evet. Şimdi e, dolayısıyla ve ordu dediğimiz şey de sahabeden oluşuyor yani. Şimdi bu orduyla birlikte giden sahabe dünyanın dört bir tarafına yayılıyor. Dört bir tarafına yayılırken gittikleri yerde ee, şöyle bir e, şuurla e, gidiyorlar. Diyorlar ki biz hı hı. E, olmazsak şayet e, insanlık ahir zaman peygamberin tebliğiyle irtibat kuramayacak. Evet. Dolayısıyla, Dolayısıyla kendi yani biz peygamberimizin çok önemliyiz. pratiğini, kendi hayat tarzlarını önemsiyorlar. Tabi ve çok, onu çok tüm önemli. insanla yaymaya Tabii. çalışıyorlar. Şimdi bir sahabenin e, kendisiyle ilgili kanaati nedir? Ben e, Peygamber Efendimizin e, bize önerdiği ...teklif ettiği e, hayat tarzını... ...temsil ediyorum. Hı hı. Taşıyorum yani. Benim Müslümanlığım... ...bu demek zaten. Dolayısıyla... E, ...beni tanıyan... ...yani ben öyle bir hayat yaşamalıyım ki... ...beni tanıyan benim üzerimden... ...ahir zaman peygamberini tanısın. Hı hı. Bu şekilde yaşayan insanlar. Ve pe şeyler sahabe... E, ...şeye gittiğinde... E, ...dünyanın dört bir tarafına... ...sanki e, peygamber efendimiz... ...şey yapmış, klonlanmış... Hı -hı. Nasıl ki onun hayatında sünnet var, o geniş manasıyla, o bütün katmanlarıyla birlikte işte o sünneti kendi hayatında e, tecessüm ettiren bir praksis olarak gidiyorsa abi. Evet. Yani sünneti önemsiyor. Evet. Sünneti bir bilgi kaynağı olarak, bir varlık kaynağı olarak görüyor. Bu onu bir ölçü olarak görüp onu diğer bütün insanlara yaymaya eee Diğer insanlar çalışıyor. zaten evet. onun praksisini üstlenerek Müslüman oluyor. Evet. Yani evet. bu Şimdi şimdi şeye Batı medeniyetine bakalım. Batı medeniyetinin de e, özellikle yayılma yani kendine bilinciyle alakalı döneme baktığımızda mesela 17. 18. 17. yüzyılda mesela henüz öyle bir bilinçleri yok. Evet. Yani insanlığa örnek olarak olacak bir tecrübeleri olduğuna falan kendileri de inanmıyor. Veya da kendilerinin dünya medeniyetlerini örnek olacağına Hayır, dair. Hayır öyle bir veya, şey söz konusu değil. Yani insanlığa bir ölçü sunacaklarına dair öyle bir şey kanaatleri yok. yok. Evet. Bunda ama ne yapıyorlar? Özellikle 17. yüzyılda inanılmaz bir şekilde seyahatler yapıyorlar. Tutuyorlar dünyanın dört bir tarafındaki toplumların tecrübelerini görüyorlar. Onları onlardan istifade etmeye çalışıyorlar. Özellikle İslam medeniyetinden tabii ve 18. yüzyılda bu konuda belirli bir tecrübeye ulaşıyorlar ve kendi hayatlarında belirli bir şekilde bir düzen oluşmaya başlıyor. İşte 19. yüzyılda Hegel'in şey soyundan çok önemli. Hegel diyor ki yani biz artık şeyiz. Farklıyız. Ve biz artık insanlığın geleceğini temsil ediyoruz. Biz ee, önemliyiz. Biz önemliyiz. Evet. Biz önemliyiz. Bizim uygulamamız önemli. Bizim pratiğimiz, yaşadığımız evet. hayat. Zaten medeniyet nedir sorusuna hemen hepsinin verdiği cevap bizim yaşadığımız hayat. Dolayısıyla Medeniyet nedir sorusuna bizim yaşadığımız hayat dedikleri için o zaman ne yapıyorlar diyorlar ki bizim bütün insanlığa medeniyet öğretmemiz lazım evet. ve o insanlar da medeni olmak istiyorlarsa bizim gibi olma. Evet. E, bizim çalışır. praksisimizi, evet. amelimizi bizden e, öğrenip bakarak üstlenecekler. Evet. Yani aile hayatlarını, kültürlerini, dillerini tabii. vesaire ve e, şeyde, bize benzetmeleri gerekiyor. Ve gittikleri yerlerde de, istila ettikleri memleketlerde de oluşturdukları e, düzenle özellikle eğitim düzeniyle. orada yaşayan insanların bir kısmını kendilerine benzetiyorlar. Kendilerine benzemelerini sağlıyorlar. Ama orada çok farklı bir tezgah var tabii. Onun teferruatını da konuşuruz tabii. Evet. Ve dolayısıyla baktığınızda istila ettikleri yerlerdeki yaşayan insanların insanlara şunu söylüyorlar. Diyorlar ki sizin ameliniz değersiz. Hı hı. Sizin praksis prak yani prak praksisiniz kıymetsiz değersiz bilgi kaynağı değil bilgi kaynağı değil hatta e, bilginin siz, konusu bile olamaz siz geri kaldınız siz efendim biz ilerledik dolayısıyla ilerlemek istiyorsanız bizi taklit edeceksiniz bize benzeyeceksiniz bunu söylerken de kastettikleri şey bize hizmet edeceksiniz ve mevcut amelinizi terk edeceksiniz terk edeceksiniz tabii peki şimdi bu kronolojik olarak gidersek hani dediniz ki İslam tarihini ilk başında hani Müslümanlar kendi amellerini önemsiyorlar ve bu e, amellerinin tüm dünyaya örnek olduğuna inanıyorlar ve bunu tüm dünya yaymaya e, çalışıyorlar yani bunu hakikatin e, e, bir ölçütü olarak değerlendiriyorlar e, ama sonra ne oluyor yani mesela bu batılaşma dediğimiz modernleşme dediğimiz süreçte ne oluyor yani Müslümanlara orada işte şey söz konusu olduğunda yani e... Tabii. çeşitli bölgeleri, çeşitli dönemleri daha dikkatlice incelemek lazım, ayırmak lazım. Yani çok şey bir şekilde mesela şöyle bir anlatı var. Bu anlatı çok problemli. Yani şeyler işte 3. Selim'den itibaren bütün bir mesela Osmanlı tarihi batıllaşma tarihidir. Bu kesinlikle doğru değil. Bu gerçekten kesinlikle doğru değil. Şu var yani bir defa farkında olunması gereken husus şu. Bütün toplumlar, kültürler, medeniyetler birbirlerinden istifade ederler. Her dönemde bu böyle olmuştur yani. Yani Müslümanlar kendileri sadece kendi tecrübelerinden bilgi kaynağı olarak kabul etti, işte bilgi konusu olarak kabul etti diyemeyiz. Müslümanlar zaten Peygamber Efendimizin hadis-i şerifi başka şeyler de var yani işte ilim Çin'de de olsa alın ama aynı şekilde hikmet müminin yitik malıdır. Şimdi bunun gibi ama o kadar çok ki yani. Şimdi yani Müslümanlar en güçlü oldukları dönemde evet, zaten hani başka medeniyetlerin başka birikiminden medeniyetle, istifade tabii, ediyorlar. Zaten başka medeniyetlerin e, birikimlerini tevarüs etmeden yeni bir dünya medeniyeti kuramazsınız. Evet. Onun için İslam medeniyeti kendinden önceki medeniyetlerin bütün medeni mirasını tevarüs ediyor. Yunan'ın İran'ın mesela şimdi bizim düşünce, tar düşünce düşün. tarihimiz aslında bir eksiklik var. Yani ben de bunu yeni fark ettim. Yani e, biz hep Yunan'dan nasıl istifade ettik hani onun üzerinde duruyoruz. Halbuki bir de Sasani geleneğinden istifade var. Evet. E, özellikle siyaset düşüncesi noktasında, ahlak düşüncesi noktasında vesaire. E, mesela diyelim ki eski Yunan'dan İskender hani bir ideal e, adaletli lider olarak değerlendirilirken e, Sasani Nüşrevan e, onun e, Vezir Asaf ve daha başka başkaları bunlar da gene adaletli e, e, devlet başkanları yöneticiler olarak kabul ediliyor yani şu denilmiyor ya bunlar hepsi kafir zaten bizim hiçbir alakası yok vesaire yani e, dolayısıyla hem Yunan medeniyetinden hem Sasani e, Fars medeniyetinden Müslümanlar istifade ediyorlar ama ilginç bir şekilde yani felsefe tarihimiz, düşünce tarihimiz yazılırken sanki sadece Yunanla hani ilişki içindeymişiz, sadece oradan istifade etmişiz gibi bir tek taraflı ee, yani her, o da herhalde geriye dönük bir yani şu anda hani batı batıyla ilişkimiz yani tek e, şey ise yani e, araştırma konusu sanki devamlı biz batıyla ilişki içindeymişiz de hani hiç Farsla Hintle ne bileyim eski Babil medeniyetiyle Çin'de, Mısırla hı. Çin hiçbir alakamız yokmuş gibi bir şey oluyor. Aslında yani bizim medeniyet tarihimizi, düşünce tarihimizi tüm medeniyetlerin mirasını tevarüs eden bir açık medeniyet tarihi olarak e, yazmamız Bak, gerekiyor. Dolayısıyla bu da hani siz bahsettiğiniz hani böyle ikinci Selim'den itibaren üçüncü 3. Selim'de. 3. Selim'den itibaren başlayan hani o da zayıfladığımız için Batı'yı taklit vesaire o doğru değil. Çünkü en güçlü olduğumuz en güçlü olduğumuz zamanda Zaten biz bir etkileşim içindeyiz. Tabii. Yani sağlıklı bir medeniyet, yaşayan bir medeniyet diğer medeniyetlerle sürekli etkileşir zaten. Evet. Şimdi bu bu nokta çok önemli. Yani onun e, ilerideki programlarımızda özellikle bu konu üzerinde çok evet. yani en azından e, birkaç e, programda yakinen bunları evet. e, şey yapmak, gerçekten müzakere etmemiz lazım. E, çünkü e, bu e, özellikle 1950'li yıllardan itibaren Türkiye'de. Türkiye'nin NATO'ya giriş sürecinde ön plana çıkarılmış bir söylem. Öncesinde yok aslında böyle. Yani bunun esasında şey var. Toynbee'nin yaklaşımı var. Toynbee medeniyetler arası ilişkilerle alakalı kısmı şeyin, A Study of History'nin tarih araştırması kitabının kaçıncı? Sekizinci ve dokuzuncu cildiydi galiba. Orada o konuları ele alırken şeyi ee, şeyde, e, şeyde medeniyetler arası ilişkilerin e, şeyde mek, zamanda e, medeniyetlerin ilişkisi kısmını ve işte mekanda medeniyetler arası ilişkiler diye e, iki ayrı kısımda ele alıyor. Birisinde özellikle e, şeyi e, son e, 500 yıllık insanlığın son 500 yıllık tarihini Batı'nın tesir tarihi olarak kurguluyor. Ve burada verdiği en önemli örnekte de Osmanlı Devleti ve Rusya ikisini birlikte ele alıyor. Ve Batı'nın tesir tarihi. E, ama bunu şeyde e, yani bu 1950'li yıllarda çıkan bir şeyi metin. Bunun e, bunun ilk şeylerinden Toynbee'nin yaklaşımını e, Türkiye özellikle e, uygulayan önemli isim Bernard Lewis. O Emergence of Modern Turkey diye malum bir eseri var. Modern Türkiye'nin doğuşu diye Türkçe'ye tercüme edildi. O kitap artık şeyi e, e, son e, yani 19. yüzyılı batılılaşma yüzyılı olarak kurguluyor. Ta gerilere götürüyor şeyi batılılaşma olarak şey yapıyor. E, bunun yanında işte başka isimler var. İşte Şerif Mardin Merhum, şey, e, Genesis of Young Ottoman Thought yani şeyin genç Osmanlı düşüncesinin doğuşu. İşte şeyin e, Türkiye'de Niyazi Berkes ama bunların hepsi aslında aynı network'ün içerisindeler. Hepsinin şeyisinde merkezinde şey var. Bernard Lewis var. Bernard Lewis'in de fikir babası Arnold Toynbee. Şimdi bu network'ü çok iyi e, takip etmek lazım. Bunun üzerine kurulu olarak bütün bir bizim ondan sonraki bütün çalışmalar 19. yüzyılı batılılaşma tarihi olarak anlattı. Ve kendi anlattı. kendi amelimizi önemsizleştirme. Aynen. Halbuki ee, evet. bu tam bir şey. Kendi amelimizi önemsizleştirme. Evet. Bu bu tamamen bunun üzerine kurulu. Halbuki e, o dönemdeki e, düşünürlerin, yazarların, e, mütefekkirlerin e, eserlerine bakıyorsun. Yani öyle bir benlik ve varlık iddiası var ki. Mesela sırf Tanzimat Fermanını bile bu yönden incele. Yani bir müsait bir vakitte dediğim gibi bunları tek 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 analizlerini, tahlillerini yaparız. Bir varlık iddiası var orada. Yani namı Kemal'daki varlık iddiası bir medeniyete ait ve biz olarak varlığımızın anlamıyla alakalı iddia. Yani. İşte Said Halim Paşa'ydı efendim, e, Ahmet Cevdet Paşa'ydı bunlar şey ön plana çıkmış olan isimler. E, bunun yanında mesela Ahmet Cevdet Paşa'nın mecelleyi hazırlarken birlikte çalıştığı bir ekip var inanılmaz büyük alimlerin bulunduğu bir ekip. Bunlar her birisi ciddi mütefekkir. Şimdi o büyük alimlerin hemen hemen hiçbirisinin hakkında bir tane bile çalışma yok. Evet. Şimdi mesela şeyin Ahmet Cevdet Paşa'nın kendisinin o yetişme döneminde kendisinden istifade ettiğini söylediği bir sürü isim var. ben bunların bir kısmının peşine düştüm biraz. E deve dişi gibi alimler yani evet. çok büyük alimler. Ve bunlar hepsi devam ediyor, varlığı devam ediyor. Hiçbirisi tutup herhangi bir şekilde kendi varlığımızdan vazgeçmek, evet. batıllaşmak falan, batıyı üstlenmek böyle bir şey hiç söz konusu Ama işte değil. Ama bizim düşünce tarihi ya da işte siyasi tarihi anlatımız nerede batıcı bir kişi varsa onu abartıp büyütüp sanki o dönemin en büyük düşünür oymuş gibi. Hatta şöyle e, diyelim, gösteriyor. Batıcı olarak yorumlamaya elverişli Hı. şahıslar evet. söz konusu olduğunda, onların Batıcı olarak isimlendirdiği şahısların kendilerine baktığın vakit kesinlikle Batıcı evet. falan mesela değil. Mesela de. ben bunu şeyde yaşadım, Namık Kemal'de. Hı. Mesela Namık Kemal'i işte Batıcı bir adam gibi bize öğrettiler. İşte ilkokul, ortaokulda, lisede vesaire, üniversitede. Sonra Namık Kemal'in kendi eserlerini okuyunca, Baktım ya bu adam bizden daha Müslüman. <laughs> evet. Yani İslam'ı, şeriatı, iş, yani e, e, İslam medeniyetini yani e, hem biliyor hem, hem, de, biliyor, savunuyor. hem de savunuyor. Evet. Hakiza Ziya Gökalp mesela en batıcı dediğimiz kişi yani mesela Batı sosyal bilimlerin olduğu gibi alınmasına karşı fıkı önemsiyor. Dolayısıyla hani kendi amelimizi önemsiyor. Yani onu önerdiği de yapalım diyor. Telif edelim diyor. Çünkü Osmanlı geleneği telifçi bir gelenek. Zaten imparatorluk demek tehlif demektir. Yani zıt unsurları bir arada tutabilme e, mantığı üzerine kurulu bir şey. Yoksa yani imparatorluk mümkün olmaz ki. O kadar geniş bir alanda böyle çok farklı insanları e, bir arada tutmak başka nasıl mümkün olacak yani? E, şimdi, şimdi e, yani bir tarafı en var. batıcı evet. görülen kişi bile yani batıyla İslam'ı sentezleme e, tezine sahip. Yani hiçbir zaman mesela en batıcı dediğimiz Ziya Gökalp bile. Ya İslam'ı toptan terk edelim, Osmanlı geleneğini teptan terk edelim, Osmanlı amelinin, praksisinin hiçbir önemi yoktur. Biz tamamen e, kendi amelimizi reddedelim, batı amelini alalım. Ameli Ehli Medine yerine ameli Paris'i koyalım, ameli Londra'yı koyalım, ameli Berlin'i koyalım. Hani böyle bir şey asla Ziyaret kapta yok e, ki en batıcı yani kabul edilen ittihat ve terakki'ni olarak görülen e, bir kişi. Evet. evet. Şimdi şey tarafı. Şimdi diğer taraftan yani mesela İslam medeniyetini e, hep böyle Batı'yla e, ilişkisi içerisinde e, kavrama e, meselesi tabii çok esaslı bir sorun. Halbuki İslam medeniyeti dediğimizde İslam medeniyetinin e, bütün kültürlerle, medeniyetlerle ilişkisi var. Evet. Yani mesela şu anda dünyada nüfusu en kalabalık olan Müslüman ülke. Endonezya. Endonezya. Endonezya'nın Batı Avrupa ile doğrudan bir alakası hiç olmadı ki. Evet. Yani nedir orayı işte Hollandalılar işgal etti, sömürge haline getirdi tamam. Onda o vakitler irtibat oldu. Ama ondan önce Endonezya'nın Batı bir alakası yok Evet. Tamamen Doğu medeniyeti, Çin ve Hint medeniyetiyle irtibat içerisinde bulunan Müslümanlar. Ve şu anda da Müslümanların çoğunluğunun yaşadığı, nerede yaşadığına bakalım. Sayı olarak Müslümanların çoğunluğu Çin'de, Asya'da ve Uzak Doğu'da yaşıyor. Şimdi bu bir vaka. Yani Hindistan hı hı. ve Endonezya, Malezya o taraflarda yaşıyor. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit o zaman biz Müslümanlar, İslam medeniyeti dediğimizde Müslümanların ve İslam medeniyetinin aslında bir ümmeti vasat olduğunu, vasat ümmet olduğunu farkında olmamız lazım. Vasat ümmet ne demek? Böyle işte ortalama veya işte işte orta yolu bulan veya şeyde aşırılıklar arasında işte orta olanı ortada olanı tercih eden değil. Vasat ümmet demek zıtları, uçları ee, yok etmeden bir bütünün parçası e, halinde e, muhafaza etmeyi başarabilen demek. Hı -hı. Yani öyle bir vasat oluşturuyor ki İslam ümmeti orada bütün zıtlar mevcut oluyor. Hı -hı. Ama aynı zamanda istikamet ve itidal, itidali merkeze alarak itidalin yanında zıttıklar e, yok olmadan e, sınır durumları olarak muhafaza ediliyor. Şimdi bu e, İslam medeniyetinin böyle bir özelliği var. Şimdi bunu ama bunu dikkate bunun başarılmasının ön şartı ne? Gerçekten de kendi praksisini, kendi amelini şey yapması, ciddi alması, onun ehemmiyetinin farkında olması ama burada önemli olan husus şu. Kendi amelini de muttaklaştırmaması. mutlaklaştırmaması. Evet. Ne demek mutlaklaştırmama? Kendi ameliyle eleştirel bir şekilde irtibatı hep muhafaza etmesi. Evet. Yani nedir? İşte orada işte sünnet bidat çatışma ile alakalı Çalışmaların ehemmiyeti burada. Yani bid'at acaba burada bid'at var mı? Yani şeyle İslamiyetle uyuşmayan, Müslümanların Müslüman olarak varlığını bir şekilde tehdit eden şeyler, ameller, pratikler bir yerlerde ortaya çıkmış mı? İslam inancıyla uyuşmayan, kabili telif olmayan inançlar, söylemler ortaya çıkmış mı? bunun bir defa eleştirel bir şekilde gözden geçirilmesi çok önemli. İkincisi bir defa var olanı nasıl ortaya çıktıysa ilkeleri ve esaslarıyla irtibatı içerisinde kavrama çok çok önemli. Yani bu her halükarda o kadar mühim ki mevcudu varlık ilkeleri ile irtibatı içerisinde kavradığın vakit onu inkişaf ettirme imkanını o zaman elde ediyorsun. Dolayısıyla tahkikin diğer bir manası da bu. Mesela Osmanlı uleması burada işte konuştuğumuz Taşköprüzade'nin ve bütün Osmanlı ulemasının hep zihninde muhakkik olma ideali vardır. Yani tahkik, tahkik muhakkik olma dediğimiz şey işte bir taraftan işte o sınırları gözetme, başka bir taraftan da mevcudu kendi asıllarıyla irtibat içerisinde kavrama ve onu makul bir şekilde muhafaza etme yönünde hatta inkişaf ettirme yönünde gayret. Yani bu bu nokta çok önemli. İşte bunu yaparken e, bunun çok önemli e, şeyi esası işte bir bir form tarafı var bir de içerik tarafı var. Evet. Taşköprü zaten üzerinde durduğu evet. nokta burası. Evet. Yani form tamamen nazar ehlinin yaptığı evet. şey formla alakalı. Onun içeriği, muhtevası söz konusu olduğunda da orada e, şeyin ehli tasfiye dediğim şeyin ne diyelim sufiye veya tasavvuf genel olarak onların yolunun aslında şeyle alakalı bu tahkikin farklı bir mertebesi, farklı bir formunu sunduğunu Şimdi dikkate tam bu alıyorum. Bu noktada yani Taşköprüzade'ye dönebiliriz. Yani işte Taşköprüzade Mevzuat-ı Ulum isimli eserinde yani işte ilginç bir bölüm var. Daha önceki programlarımızda da buna değinmiştik. Yani tarikun nazar ve tarikun tasfiye yani düşünce metoduyla iç temizliği metodu bilgi edinme bilgin kaynağı, bilgi metodu olarak bu iki yöntemi mukayese bir şekilde el alıyor. Ve daha önceden birbirinin zıttı gibi, alternatifi gibi görülen bu iki yöntemi e, 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 telif ediyor, sentezliyor. Bunların birbirini tamamlayan e, iki metot olduğunu gösteriyor. Tabii bunu gösterebilmesi için meratibül ulum, yani ilimlerin mertebeleri yaklaşımını e, kullanması lazım. Fakat aynı zamanda şunu e, söylüyor, diyor ki bazı insanlar e, ilim yoluna, hakikat yoluna nazar, yolundan girerler. Yani e, istidlal ile e, teorik düşünce ile e, akli araştırma ile başlarlar. Bu insanlar eğer bu nazar yolunun sonuna varırlarsa e, en üst seviyesine çıkarlarsa o zaman bu nazar yolunun yani rasyonalitenin akıl yürütmenin e, teorik düşüncenin sınırlarını keşfederler ve derler ki ya, bu maneviyata ihtiyaç var tasfiyeye ihtiyaç var, teskiye ihtiyaç var derler. E, hakeza bazı insanlar bu e, iç temizliği, tasviye, teskiye yolundan girerler. Bunlar da işin nihayetine varırlarsa o zaman bu yaptıkları işin e, burhan ile, istidlal ile ifade edilmesi, temellendirilmesi gerektiğini ihtiyacını görürler. Dolayısıyla vakat tentehi kullu minat ilel ilal ukhra. Yani her metot sonunda diğerine götürür e, diyor. Fakat e, e, daha önceden de e, bu e, iki metodun varlığı başka alimler tarafından biliniyor. Ama onlar diyorlar ki bunlar birbirinin alternatifidir. Birbirinin zıttıdır. Bu şekilde e, söylüyorlar. Ama e, Taşköprüsler da diyor ki onlar e, nazar yolunun yarısında olanlar. Yani nihayetine ermemiş olanlar. Ya da tasfiye yolunun yarısında olanlar, nihayetine ermemiş e, olanlar e, ve onların itirazlarını özetliyor. Yani e, mesela nazar metodunu benimseyenler ve hakikate götüren e, tek yol nazar metodudur, istidlal metodudur, e, felsefi düşünce, e, teorik düşünce metodudur diyenler. Bunlar o iç temizliği, e, tasfiye ve teskiye metodunu dışlıyorlar burada kendilerine göre bazı argümanlar geliştiriyorlar. E, tabii tasfiye metodunu benimseyenler, teskiye metodunu benimseyenler de nazar metodunu e, dışlıyorlar. E, ve eee bunların e, argümanlarını da e, bir şekilde e, özetliyor ve e, e, ve yani diyor ki mesela işte e, tabii orada sizde tercümesi de vardır herhalde. Mesela kale erbabun nazar. Yani teorik düşünceyi savunanlar, rasyonaliteyi savunanlar derler ki el aftal tarikun nazar. Yani en üstün metot düşünce metodudur. Akli, akıl yürütme metodudur. Diyenle tarikat tasfiye sabül vusul. Yani çünkü diyorlar iç temizliği metodu bu çok zor bir metottur. Çünkü e, liyenne Meslekeha varun ve iftahuha ilel maksatı ba'idun. Çünkü bu çok zor. Yani uzun bir yol ve bir sürü risklerle, tehlikelerle dolu bir yol. Lianne mahvel alaik ila haddin yüeddi ila inkişafil ma'arif muteazzirun. Yani bir kişinin dünya ile ve onu gaflete düşüren şeylerle, hakikatle arasını perdeleyen şeylerle böyle alakasını kesmesi ve böyle bir keşf e, mertebesine erişmesi bu çok imkansız e, bir şeydir. Bel karibu minel mumtani ve in afta ilal maksad fe tebatu ebad minhu. Hatta bir insan hani bu keşif mertebesine erse bile hani böyle riyazatlarla, mücahidelerle kalp gözü açılsa bile bunu sürdürmesi o da daha zor e, bir iştir. Ir edna vesvasin ve hatirin yemhu ma hasal. Yani en ufak bir şeytan tarafından verilen bir vesvese de yani bu keşif mertebesini kolaylıkla kaybedebilir diyorlar. Bu ehli nazar, nazarı savunanlar. Ve yaktavu ma vasal ala ennehu yufsidu el mizac ve yaktavtul akıl fi etnai tilkel mücahadat es sa'be ve riyadat es ve kişinin psikolojisi bozulur. Yani bu riyazatlar, mücahedeler, mesela şimdi Budistlerin, Hinduların ya da o mistiklerin Hani böyle e, yaptıkları o çileler, efendim riyazatlar vesaire süreçlerinde e, o ruhbanların, rahiplerin bu insanların psikolojisi bozulur, hastalanırlar ve yani böyle keşif mertebesine erişmeleri, erişseler bile o mertebede kalmaları imkansızdır diyerek e, ehlin erbabı nazar e, tasfiye metodunu eleştiriyorlar ve reddediyorlar. Ama buna karşılık Gal erbabu tasfiye zeverde iç temizliği metodunu savunanlar bunlar da nazarı reddediyorlar. Onlar da diyorlar ki el ulum el hasela bin nazar la tasfu fi'l akter an şovi ahkam el ve la tahlusu an muhalata'tir hayal fil galib. Onlar diyorlar ki akıl insanı yanıltabilir. Bazen asılsız şeyler, temelsiz şeyler akliymiş gibi insana e, görülebilir bazen hayali şeyler de yani rasyonelleştirilebilir insanlar tarafından. Ve lehada kefir ama yakisune al gaybe ala şahid. Ve bunlar metafizik aleme dair olan şeyleri maddi aleme mukayese ederek anlama çalışırlar. Efendim fe ve yudillune kema tarahu fi ekteri mezahib i'tizal. İşte kendileri sapıtırlar. Başka insanları da saptırırlar. Nitekim Muhtezile mezhebinde bunu görebilirsiniz e, diyorlar. Ve gayru zalike min i'tekadatil cühal min asabid dalal. İşte diğer felsefecileri de bunları da hani e, metafiziği anlarken e, fizik dünya ile mukayese yaparak bir takım sonuçlara vardıklarından dolayı bunlar da sapıtmışlardı diyorlar. Ve eden la yetehallasune fi ve an ittibal ehva vel adat bi hilafet tasavvuf. Ve bunlar kendi aralarındaki tartışmalarda, münazaralarda kendi hevalarına tabi olmaktan kurtulamazlar. Yani onun için hepsi böyle farklı farklı sonuçlara varıyorlar. Çünkü heva, yani akıllarını değil de hevalarını takip ediyorlar. efendim. Ama diyorlar tasavvuf ehlinde böyle değildir. Çünkü bunlar nazarı itibarsızlaştırıp tasavvuf yaklaşımını savunmaya çalışıyorlar. Fe inne zalike tasfiyetin ve celâun linnufus ve tathirul kulub min ahkâmin nefsi ve tahliyetiha anil vel hayalat. Çünkü bu tasfiye insanın kendisini hayallerden, vehimlerden vesaire e, kurtarmasıdır e, anlamına e, gelir e, diyorlar. Dolayısıyla bu iki grup birbirini reddediyorlar. Ama daha sonra e, Taşköprüzade bunları nasıl telif etmemiz gerektiğini bize gösteriyor ama bu arada burada kısa bir e, ara verelim ve bıraktığımız yerden programımızın ikinci kısmında Taş Köprüler'de nasıl bunları sentezlemiş, telif etmiş e, onu e, e, birlikte ele alalım. Kıymetli seyirciler programımızın ikinci kısmında bu bıraktığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet kıymetli e, seyirciler e, bıraktığımız yerden e, nazar ve tasfiye ilişkisi ya da ilim ve amel ilişkisi düşünce ve praksis ilişkisi konusunu ele almaya devam e, edeceğiz. E, e, bu iki yaklaşım nazar ve tasfiye yaklaşımı e, birçok insan tarafından birbirinin alternatifi zıttı gibi e, görülmektedir. Eskiden de böyle görülmekteydi. Ancak e, bizim İslam medeniyetimizdeki alimler e, e, bunların birbirinin zıttı olmadığını, alternatifi olmadığını, tam tersine birbirinin mütemmimi, tamamlayıcısı olduğunu e, göstermişlerdir. Bunların bir örneği olarak e, Taşköprüzade'nin e, Mevzuat-ül Ulumunda bu kısma ayırdığı bölümü Tahsin Hocamla birlikte e, tartışıyorduk. Yani... Ee, Taşköprüzade e, bilginin iki kaynağı olduğunu söylüyor. E, nazar ve amel. Nazar ve amel. Tabi burada amel dediğinde çok özel bir şeyi e, kastediyor. E, nefis tasfiyesini gerçekleştiren amel, teskiyi gerçekleştiren e, amel. E, e, dolayısıyla tasfiye ve teskiye de bir bilgi e, kaynağıdır. E, bunu böyle e, gösteriyor. Halbuki işte eski Yunan'da, Doğu'da, Batı'da insanlar ya nazar yolunu tutuyorlar, ya da tasfiye teskiye yolunu tutuyorlar. Fakat İslam medeniyetinde Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'la ile başlayan gelenek Kur'an-ı Kerim'de talim ve teskiye yani bu iki metodu yani talim rasyonel eğitim, rasyonel düşünce, rasyonel araştırma, teskiye ise manevi eğitim ruhani eğitim anlamına geliyor. Dolayısıyla bu nazar ve tasfiye zaten Peygamberimizin hayatında Kur'an-ı Kerim'de birleştirilmiş bir şekilde ve bizim alimler de bunları devam ettiriyorlar. Taşköprüzade burada diyor ki işte nazarın sonuna erenler tasfiyenin önemini anlarlar. Tasfiye tarafından başlayıp sonuna gelenler bunlar da nazarın Önemini e, anlarlar ama bu işin yarısında olanlar, yarışında olan felsefeciler, rasyonalistler tasviri reddederler. Buna karşı argümanlar geliştirirler. Hakeza e, yolun yarısında olan sufiler veyahut da mistikler, e, riyazat ve mücahede metodunu benimseyen ruhbanlar. Bunlar da nazar yolunu e, reddederler. E, bunu güzel bir şekilde... ...izah ediyor. İşte Çin ve Romalı... ...ressamlar arasındaki... ...bir müsabakadan... ...bahsediyor. Evet. Burada da tabii gene... ...medeniyetler arası bir mukayese yapıyor. Yani Çinlilerin hakikat arayışı... ...ile... ...Romalıların... ...hakikat anlayışları arasında... ...birisi tasfiye, birisi nazarı... ...temsil ediyor. Böyle bir mukayese... E, yapıyor ve e, ve kendisinin e, söylediği e, şu diyor ki biz bunları muhakeme etsek yani bunların arasında efendim birisi diğerinden e, eftaldir diyemeyiz buradaki e, yapılacak olan şey nedir yani e, zaten onu en başında söylemişti yani e, zülcenaheyn olan alimler bunlar aynı zamanda mecmur Bahreyn olan alimlerdir. Bunlar hem istillali hem müşahedeği e, uygularlar, tatbik ederler. Hem ilmi hem irfanı beraber tatbik ederler. Hem alim şehadet hem alimül gayb e, bilgisine sahip olan insanlardır şeklinde bunu e, güzel bir şekilde ifade etmişti. Şimdi bu bu açıdan baktığımızda hani tüm dünya medeniyetlerinde birbirinin zıttı gibi görülen. Mesela işte eski Yunan'dan başlayan idealistler, materyalistler ayrımı, işte Aristo, Eflatun ayrımı e, ve ya Batı medeniyetinin işte rasyonalist yaklaşımıyla işte Doğu dinlerinin e, Hinduizm, Budizm vesaire gibi böyle içe dönük e, yaklaşımları arasında tezat nasıl oldu da İslam medeniyetinde birleştirildi? Daha net bir ifadesiyle hem nazar hem amel nasıl olduğu da bilgi kaynağı olarak kabul edildi. Şimdi tabii ilginç noktalardan birisi. Taşköprüzade'nin bu anlattığı hikaye tabii çok önemli. Biz işte şeyler Hristiyanlar, Rumlar dediğimizde işte protestanlık ve sonrasında katolikliğin de belirli bir reform geçirmiş, dönüşmüş halini ve Sonrasında da Batılı aydınların özellikle Hristiyanlığı terk etmesiyle ortaya çıkan daha çok böyle dünya içi seküler bir hmm. e, bir anlayışı hep düşünüyoruz. Taşköprüzade'nin yaşadığı dönemde böyle bir Batı yok henüz. Hmm. Yani bizim bildiğimiz manada Batı mevcut değil. Bizim bildiğimiz manada şu anda Hristiyanlık mevcut değil. Bizim bildiğimiz manada. Henüz Batılıların uydurduğu, oluşturduğu insanlık geçmişiyle alakalı söylemler henüz mevcut değil. Bu çerçevede bakıldığında Taşköprüzade kendisini nerede görüyor bakarken? Hem bir tarafta bakıldığında Çinliler var bir tarafta, önemli bir medeniyet. Öbür tarafta da işte Rumlar dediği Bizans ve o Bizans'ın temsil ettiği fikirler ve şey... Taşköprüzade e, ikisine bakarken bunlardan birisi özellikle Çin e, söz konusu olduğunda Çin'in e, genellikle şöyle bir özelliği var. E, Çin'in her halükarda e, akidevi olarak Taoizm üzerinden aşkın olanla e, ilahi olanla e, bir akidevi bir e, irtibat hep devam ediyor. Fakat özellikle Konfüçyüs ve Konfüçyanizmin e, getirdiği bir şey var. Onlar daha çok bu dünyayı makul bir şekilde tanzim etmeyi kendilerine esas olarak kabul ediyorlar. Ve ona bağlı olarak da kendilerini daha çok formel bir düzenin taşıyıcısı ve sahibi olarak kabul ediyorlar. Yani özellikle konfüçyanizmi bu yönden incelediğinizde onu net olarak görürsünüz. Yani Konfüçyüsün öğretileri daha çok bir devlet ideal bir devlet memuru'nun şeydeki hayatındaki temel ilkeleri re denk düşer yani Konfüçyüsün temel ilkelerini dikkate alınan ilkelerini yakından incelediğinizde dolayısıyla Çin'deki Çin'de asırlardan beri devam eden impar imparatorlukların varlığını devam ettirmesi konfüçyanizmin sağladığı formel imkanlarla mümkün. Bu nokta önemli. Bunun diğer manasına Çinliler açısından içerik değil, daha çok form önemli. Şey taş köprü bunun gayet iyi farkında. Zaten o resimle alakalı örneğini verirken bu tarafı ön plana çıkarıyor. Diğer taraftan Hristiyanlık söz konusu olduğunda Hristiyanlığın temel iddiası ruhbanlıkla. E, alakalı olduğu için ruhbanlık da dünyayı tanzim etmekten daha çok dünyayı terk etmek ve e, daha çok deruni bir tecrübe e, yoluyla e, insanların işte e, mümkün mertebe kilise içerisinde kendi kurtuluşlarını araması ona yönelik e, bir tavrı var. Şimdi o yönden yani şeyin Hristiyanlıktaki ruhbanlık ama Çin medeniyetindeki e, dünyevilik ve formellik bu ikisinin gayet iyi ayrıldığını görüyoruz şey tarafından, Taşköprüzade tarafından. Taşköprüzade bunlardan herhangi birisinin yanında değil. Çok önemli yani. Biraz önce de ifade etmiştim. Taşköprüzade genel olarak İslam medeniyeti bunların ikisinin yanında değil, karşısında da değil. Ne yapıyor Taşköprüzade? Taşköprüzade diyor ki bunların ikisi de aslında bir ve aynı hakikate ulaşmak için farklı yöntemler takip ediyorlar. Biz Müslümanlar olarak bunların ne yaptığına baktığımızda onların görmediği bir şeyi görüyoruz. Nedir hakikatin birliği ve hakikate ulaşmak için farklı medeniyetlerin farklı yöntemler geliştirdikleri ve bu yöntemlerin de tek başına alındığında maksadı tam olarak temin etmediği. Şimdi bunu buna dikkat ediyor. Şimdi diğer taraftan da şeyle alakalı yaptığı. E, verdiği şeylerin argümanların yani Ehli Nazar'la Ehli Tasfiye'nin e, argümanlarını ifade ederken e, biraz yakından incelediğimizde şunu görüyoruz. E, ehli Nazar dediği e, yaklaşımı savunanlar aslında tamamen e, şeydeki e, delillerdeki formal irtibatları esas alıyorlar. İçerikten daha çok forma e, bakıyorlar, şekle bakıyorlar bu e, şekle baktıkları için de o e, şeydeki e, şekildeki e, doğruluğun e, netice itibariyle içeriğinde doğruluğunun teminatı e, tem, teminatını oluşturduğu varsayımından hareket ediyorlar. Hı hı. Ama e, tasfiye e, yöntemini e, şey yapanlar, e, özellikle onu e, ön plana çıkaranlar da e, diyorlar ki. Hak ve hakikat dediğimiz şey forma girmeyecek kadar formun üstündedir. Dolayısıyla hakikatin özelliği nedir? Her halükarda biricik olması ve biricik olması hasebiyle siz o biricik olanı tutup dile getirdiğinizde formelleştiriyorsunuz. Formelleştirdiğinizde de formelleştirirken onun içerisine bir hayal gücünüzü karıştırıyorsunuz. Daha farklı türlü türlü şeyleri karıştırıyorsunuz, karıştırma riskiniz var. Öyle olunca orada hakikatle sizin oluşturduğunuz, geliştirdiğiniz formların tam olarak birbirine uyup uymadığı konusunda yani ciddi şekilde şüpheler, vehimler vesaire ortaya çıkıyor diyorlar. Ama şeye bakıldığında bu nazar tarihini benimseyenlerin, tasfiye tarihini benimseyenlere ...yönettiği eleştiri şu e, diyorlar ki yani sizin e, teklif ettiğiniz yöntem e, o kadar zor ve o kadar külfetli ki e, yani yaşayan insanlar arasında yüzde kaçı böyle bir yolda başarılı olabilir çok azı e, o zaman bu aslında genelleştirilebilir bir yöntem olarak takdim edilemez yönel yani genelleştirilebilir olmadığı için de yani çok e, seçkin şahıslar bu yolu sonuna kadar e, şey yapabilir e, Ta, şey yap, kat edip e, maksada daha sorulabilir. E, öyle olunca da yani e, bunun e, diğer taraftan da e, şeyle alakalı e, mutlak anlamda tasfiye yöntemiyle e, müşahede yöntemiyle e, ne görüldüğü e, sorusunun bir anlamda e, doğrulanabilir bir cevabını yani genel geçer genelleştirilebilir bir e, şeysini cevabını ifade etmek zannedildiği kadar kolay bir şey değildir. Dolayısıyla nerede e, hata yaptığınızı tam olarak tespit edemezsiniz. Şimdi bu iki e, yaklaşım söz konusu olduğunda ve birbirlerine e, yönelik eleştiriler söz konusu olduğunda e, şeyin e, tavrı burada çok önemli. E, Taşköprüzader'in ve tabii ki bir Osmanlı alimi ve Osmanlı medeniyetinin de aslında e, temel e, şeysi temayüz ettiği noktalardan birisiyle burada karşılaşıyoruz e, Zade diyor ki e, bir defa e, form olmadığı vakit içerik e, şey yapamaz, muhafaza edilemez. Diğer taraftan da eğer bir formun e, şey bir içerik e, formun bir içeriği yoksa e, o zaman e, bizi e, esas itibariyle tatmin edemez, e, bizim e, ulaşmak istediğimiz, elde etmek istediğimiz. E, hakikatle irtibatımızı temin noktasında e, yeterli değildir. E, o zaman ne olacak? Hem e, şeyle e, nazar tarihinin hem tasfiye tarihinin ikisi de birbirine e, destek olacak bir şekilde e, hem form muhtevadan vazgeçmeden form diğer taraftan da muhtevayı e, dikkate yani esas almakla birlikte formun da e, şeysiz Alternat yani olmazsa olmaz olduğunu farkında olmak e, gerekiyor ve bunu e, şey yapan e, bunu telif eden bir üst bakış ve üst tavır e, zorunlu. Bunu hem e, nazarıyor yani söylem olarak hem de praksis olarak bizim e, e, uygulamamız lazım. Bu ne demek? E, bizim toplumumuzda hem e, nazar tarikîyle e, çalışan ...onu benimseyen insanlar olması lazım. Hem tasfiye tarihiyle... ...şey yapan... ...onu yaşayan... ...onu sonuna kadar götüren insanlar olması lazım. Ama... ...bunların zaten daha önce de ifade etmişti... ...Taşköprüzade. Zaten bunun her birisi eğer... ...nazar tarihiyle birisi... ...yola çıktı... ...bu şey yaptığı vakit... ...bir menzile, bir sonuca ulaştığında... ...orada aslında tasfiyeyle e, elde edilen şeyle bir yerde buluşmak zorunda zaten. Evet. Zaten yani nazar yoluyla varacağı son nokta e, ilmel yakin. İlmel yakin. Yani hakkal ilmel yakini yakin. yakin. elde hakkal ettikten yakin. sonra evet. bu sefer hakkal yakin elde etmek istediğinde tasfiye yoluna e, geçmesi e, gerekiyor ki e, yani o hakkal yakini eriştebilsin. Çünkü burada da gene e, o Mertebeli yaklaşımı görmüş oluyoruz. Yani bilginin mertebeleri var. Ee, i̇şte vehim hiçbir delile dayanmayan, şek çok zayıf bir delile dayanan, işte za, e, e, şüphe. Vehim hariçte karşılığı olmayan diyelim. He, daha hariç, güzel. He, hariç, hariç hiç karşılığı olmayan evet. diyelim. İşte şek belki olabilir, Hı. işte şüphe belki olabilir, zan biraz daha kuvvetlisi, zanlı galip daha daha kuvvetlisi. Zaten hani daha önceki programımızda tartıştığımız gibi hani nazarın amacı insanı ya kesin ilme ya da zanlı galibe e, götürmek. E, evet. Yani bu nazarın neticesi. E, yani bir insan nazarla en sonunda varabileceği nokta e, ilmel yakin. Yani e, kesin bir delile dayalı olarak elde etmiş olduğu bir bilgi. E, halbuki tasfiye ki amel dediğinde taş zade o tasfiyi kastediyor tasfiye insanı tecrübe yoluyla hani o öğrendiklerini uygulayarak hakkal yakine götürmüş oluyor ama bu kendisi bu nazar ve tasfiye metotlarını hani mukayese ederken bunu en sonunda varlık mertebeleriyle ilişkilendiriyor. Ve diyor ki işte dört varlık mertebesi vardır. Bir e, ayanda varlık, ezhanda varlık, ibarede varlık ve kitabette varlık. Yani e, e, fizik dünyada, maddi dünyadaki e, veya öyle demeyelim aslında zihin haricindeki varlık diyelim. Çünkü yani tam materyal varlığı kastetmiyor yani. insanın zihni dışındaki bir harici varlık var ki buna ayan dediğimiz varlık. Bir de zihindeki varlık. Mesela biz şu anda bu odanın içindeyiz ama bu odada aynı zamanda zihnimizde. Evet işte materyalistler diyor ki biz bu odaya odaklanmamız lazım. İdealistler de zihnimizin içindeki odaya odaklanmamız lazım. Ben odaklamamız bununla ilgili aslında. sadece evet. bir şey söyleyeyim mi? tam senin e, evet. hem taş köprü ne kastettiğini Hı. hem de senin işaret ettiğin nokta. Evet. Yani hariçte dediğimizde maddi olmasının Heh. zorunlu olmadığının güzel bir örneği şu. Evet. E, hariç, de olan yani aynı varlık mertebesinde e, mertebesini konu edinen ilimlerden birisi fizik öbürü fıkı. Evet. Fıkı da e, vücut fil ayağını kendisine konu edinir. Evet. Şimdi bu o kadar önemli evet, ki. Mesela medeniyet vücut fil ayağından evet. bir örnek. Tabi. İşte umran yani İbn Haldun'un umran olarak yani ilm yani umranı şey mevzu konusu, haline getirdiği işte şey. Fıkıh ilmi doğrudan evet, doğruya. Tabii. Fıkıh ilminin konusu Vücut fila ayağındır. Evet. Bunu bir defa bizim bu ne demek? Gerçekten de bu çok o kadar yani önemli ki. Yani zihnimizdeki düşünceler değil, evet. e, zihnimizin dışındaki evet. varlık. O varlık da manevi varlık olabilir, maddi varlık Tabii e, ki. olabilir. E, hani böyle hariçteki varlık deyince herhalde bizim aldığımız materyalist eğitimden olsa gerek. Hemen otomatik olarak Hem fiziki nesneleri, nesneleri kastediyoruz. Halbuki o yani zihnin dışındaki varlıklar manevi de olabilir, maddi de olabilir. O da tabii gene o varlık mertebeleriyle e, alakalı. İşte zihindeki varlık aslında burada da gene bir sentezleme, bir telif söz konusu. Hani işte biraz önce bahsettiğimiz gibi hani idealistler o zihindeki varlığa, materyalistler ayandaki maddi varlığa e, odaklanıyorlar. Bir de ibarede varlık, kitabette varlık. Şimdi burada diyor ki e, eğer diyor bu e, vücut fil ayanı e, bir insan e, dine referansta bulunmadan vahyi hesaba katmadan e, araştırıyorsa e, 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 buna ulum hikami hikemiye -hikâmi denilir. Ve bu işte bütün dinlerde, bütün milletlerde, bütün zamanlarda bulunur. Yani e, diyor ki e, e, ne, ne diyordu? eee el ulum el hakiki elleti la tetebeddel bi ihtilaf ve tecedüdül minel vel edyan. Yani bunlar evrensel e, objektif, evrensel bilgiler e, olarak bunları e, değerlendiriyor. Ve bunlara hikemi ilimler ismi verilir ki Müslümanlar bu tür ilimleri diğer medeniyetlerden tevarüs etmekte, onlardan almakta hiçbir beis görmemişler. Evet. Ve in ceral bahif an ahvaliha fiha ala muktada aklihi. Yani Bunları aklıyla e, araştırmacı araştırır. Sırf aklını kullanarak. Yani burada dini işin içine katmıyor, vahyi için içine katmıyor. Aklıyla bunları e, araştırıyor. Bunlara da ulum-hikemiye denilir. Bunlar evrenseldir. Yani empirik olarak ispatlanmış hakikatler. E, ve bunlar bütün dinlerde, milletlerde hepsinde ortaktır e, diyor. Daha böyle global, evrensel bir yaklaşım. Ama diyor ki ve ulum şer'iye e bu bir şey gibi örnek vermek yani ne kastettiğini evet, tabi, tabi. ifade etmek açısından tabi, tabi. şu önemli. İşte mesela elmanın gıda olması. Evet. Onun bilgisi mesela yani bunu bilmek için Müslüman olup olmamaya gerek yok. Evet. Işte evet. yer çekiminin varlığı. Evet. Mesela. Fizikteki elementler. Evet. Yani, yani onun gibi evet. yani bu tip şeyler söz konusu olduğunda bunlar. E, ama bunun manası tarafına gittiğimizde onlar tabii ki değişecek. Evet zaten hemen onu da söylüyor. İşte bu yani e, buna tabii nazar akli yani ulum-hikemiye nazar akliyi kullanıyor. E, ama bir de nazar-ı şer'i metodu var ve ulum yani e, bunlara ulum-hikemi isim verilir. Ve ulum-i in bahate anha fiha ala kanul İslam. Ama İslam yaklaşımına göre yani vahyi de işin içine katarak, haberi de işin içine katarak bu konuları araştırırsa... Yani ayandaki varlığı bununla araştırırsa, he, o zaman buna e, ulumüş her ismi verilir. Evet. E, e, dolayısıyla ayanı, ayandaki varlığı biz iki şekilde araştırabiliyoruz. Bir nazar akli ile, iki nazar şer'i i e, ile e, araştırabilir. Nazar akli ile araştırdığımızda o e, tüm dünyada, bütün medeniyetler arasında ortak bir zemin teşkil ediyor. Müslüman gayrimüslim hepsi bu ortak zemini kullanıyor. Ama Müslümanlar arasında bu nazar-ı şer'i ortak zemin e, teşkil etmiş oluyor. Yani aynı konuya iki şekilde bakma imkanımız e, olmuş oluyor. Bir de tabii o işte vücudu zihni, efendim bir e, 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 i, ibare ve kitabet şeyleri var. Bunlar da diyor tasviye tasfiye geçerli olmaz. Yani e, bunlar e, akli olan, empirik olan ilimlerdir. Bunlarda tasfiye kullanamaz. Ama e, aynı varlık mertebesinde olan varlıkları anlamaya çalışırken, yani e, zihin dışındaki varlıkları anlamaya çalışırken, ya nazarı akli, ya nazarı şer'i, ya da tasfiye metodunu, yani bu üç metodtan birisini kullanarak zihin dışındaki varlığı e, anlayabilir ve bunlar birbirini tamamlayabilir. Dolayısıyla hangi metot, yani nazar nerede geçerlidir, tasfiye nerede geçerlidir ve nazar tasfiye ilişkisi nasıl kullanılır? Yani bunların alanlarını da, sınırlarını da bir şekilde çizmiş oluyor. Evet Mesela ne bileyim işte lingüistikte, mantıkta yani buralarda tasfiye olmaz. Tasfiyenin olacağı yer aynı varlıkla alakalı olan kısımdır diyerek de bunu ayrıca belirtmiş oluyor. Yani aynı varlığın bilgisini biz nazar akli yoluyla, nazar şer'i yoluyla ya da tasfiye yöntemiyle elde edebiliriz şeklinde. Dolayısıyla o meratibül ulum, meratibül vücuda yani çok katmanlı bilgi anlayışı, çok katmanlı varlık anlayışına oturtuyor. Evet, böylece bir ontolojik bilimler tasnifi yapıyor ve çok katmanlı bilgiyi de bu temel üzerine inşa etmiş oluyor. Evet şimdi arzu ederseniz buradan ben şeye geçmek istiyorum. Yani batı sosyal bilimleri ve batı ameli ilişkisi. Şimdi ee, oraya geçmeden evet. müsaade ederseniz şey konusunu birazcık daha netleştirelim. Evet. Bu tasfiye ve nazar meselesini. Evet. Şimdi bunu özellikle günümüzde bunu nasıl e, göreceğiz? Yani bu e, tabi bizi e, ciddi şekilde ilgilendiriyor. Şimdi şeyde bir defa önemli noktalardan birisi şu. E, günümüzde de yani bütün insanlık işte Müslümanlar da özellikle e, hakikatle irtibatları e, söz konusu olduğunda e, bir sürü sorularla, meselelerle karşı karşıya. Yani bu Taşköprüzade'nin bahsettiği üzerinde durduğu husus kendi dönemine özgü işte sadece o dönem için anlamlı bir müzakere tartışma değil. Günümüzde de benzer bir sorun hep karşımızda. Bir defa şunun her halükarda altını çizmek lazım. Biz nazar ve tasfiye dediğimizde bunun ferdi bir tarafı var. Ve genellikle bu konular müzakere edilirken bir tane fert var. İşte bu fert şeyle e, ...hakikatle irtibatını nasıl kuracak? Bu soru etrafında e, müzakere ediliyor e, diye düşünüyoruz. O şekilde anlıyoruz ki burada yanlış olan bir taraf yok. E, o noktada bir şüphe yok. Fakat burada bir, eksik olan bir taraf var. E, i̇nsanlar sadece fert olarak yaşamıyor. Aynı zamanda bir toplum ve toplumun parçası olarak yaşıyor ve... ...bütün bu tartışmaların toplumsal bir boyutu da var. Şimdi toplumsal boyut açısından bakıldığında acaba... E nazar tarihinin toplumsal boyutu nedir? Bir de tasfiye tarihinin toplumsal boyutu nedir diye sorduğumuzda şimdi burada hemen karşımıza işte nazarın toplumsal boyutunun aslında bir taraftan baktığımızda medresede karşımıza çıktığını görüyoruz. Medresede diyelim şeyler talebeler diyelim sarf öğreniyorlar. Sarf tamamen şeydir e, zahirdir yani lafız üzerinden devam eder e, ve formu e, esas alır ve formel olarak onu öğrenirsiniz yani tutup mesela e, talebeler işte emsile-i muhtelifi öğrendikleri vakit Nas'a yansuru Nasran vesaire şimdi orada bir kalıp öğrenir ve o kalıbı tutup herhangi bir sülasi üçlü üç üçlü kökü olan Arapça bir kelime bulduğunda ona uygulayıp oradan kaç tane kelime türetebileceğini hemen bilir. Manasını bilmese bile. Yani bu bu beceriyi kazanır ama form. Şimdi diğer taraftan işte nahve geçiyorsunuz. Nahve baktığımızda nahivde işte amel, amil, mamul, efendim hareket. şimdi onlarla alakalı şeylerin hepsi form ve formal bir şey bir şekilde ifade ediyor. İşte şeye geçiyorsunuz. İşte belagat'a geçiyorsunuz. Belagat'ta yine benzer bir şekilde form bütün şeyler söz konusu olduğunda işte teşbih vesaire onlarla alakalı konular onların da aslında <laughs> formel bir tarafı olduğunu görebiliriz. <laughs> Benzer bir şekilde mesela mantık tamamen formel bir ilim. O çıkarma, yapılan çıkarımların formu nasıl olursa doğrudur, geçerlidir onlarla alakalı. Devam edebiliriz. Mesela fıkı. Şimdi fıkı söz konusu olduğunda fıkı kitaplarında mesela diyelim bir ibadetin e, geçerli olmasının, sahih olmasının formel kriterleri söylenir. Nedir formal kriterler? İşte namazın içindeki şartlar, dışındaki e, şeyde e, içindeki ya dışındaki şartları, içindeki er falan onlara riayet edildiğinde formal olarak namazın e, şey olduğu, sahih olduğu kabul edilir. Ve bu öğretilir. Şimdi işin bit bunu devam edebiliriz. Ama burada baktığımız vakit mesela namaz kılma söz konusu olduğunda namaz aynı zamanda cemaatle kılınır. Demek ki toplumsal bir hadise. İşte kurban aynı şekilde toplumsal olarak yapılır, gerçekleştirilir. Haç toplumsal olarak gerçekleştirilir. Fert hem oradadır ama fert oradayken yani kendi varlığını yok etmeden bir bütünün parçası olarak belki kendisinin üstünde bir daha üst bir varlığın zuhurunun şeysini şeysini, Zuhurunu temin eden bir unsurdur orada. Ama İslam medeniyetinin en önemli özelliği, fert hiçbir zaman için ferdiyetini terk etmez. Hı hı. Ferdiyetini terk etmeden toplumsal olanı bir anlamda e, oluşumunu temin eder. Şimdi buradaki önemli olan nokta zaten şu. E, bu toplumsal varlık e, söz konusu olduğunda, toplumsal varlıkta biz aynı şekilde hem insan, e, şey nazar hem tasfiyenin e, tahakkuk imkanını görebilir miyiz? Hı hı. Şimdi burada normal olarak beklenen şey nedir? Normal olarak beklenen şey şu. Her bir insan ferdi olarak şey yapsın. E, kendisini hem şeyde nazar tarihinde veya tasfiye tarihinde artık gücü yettiği kadar geliştirsin gibi düşünülür. Hı hı. Ama öyle değil. Zaten Taşköprüzade e, şeyde bu metnin devamında şöyle bir şey söylüyor. İnsanlar dört kısma kısma ayrılır diyor. Dört kısma ayrılır dedikten sonra bazı insanlar vardır yaşlıdır. Hiç vakitleri yoktur ilim öğrenmek için. Onlar yani nazar tarihine falan girmelerine gerek yok. Onlar en Hı -hı. kısa yoldan tasfiye yoluyla işte kendilerini ibadetü taatle şeyde ilahi mazhariyetlere açmak için uğraşabilirler. İşte bazı şeyler vardır küçük çocuklar onlar zaten akılları yetmediği için. Yani orada ehil değiller. Bazıları vardır gençtir, zekidir vesaire ama bir şekilde orada çok önemli. Yani nazar tarikiyle irtibat kurma konusunda bir irtibat yani imkan bulamamışlardır. Onun yolu nedir? O noktada bilgi, yani birikime sahip bir alim bulmaları lazım. Bir alim bulmazsa onların durumu da işte yaşlı ve çocuğun konumuna benzer. Esas bir de şey de Zeki, akıllı, çalışkan, genç e, biris insanlar ve bu insanlar e, şeyde ilmi öğrenebilecekleri bir alim e, ile irtibat kurma imkanına sahipse hı hı hı. o zaman işte bunlar ne yapar o şeydeki nazar tarihini e, tercih ederler ve bu daha sonra onlar orada ilerledikleri vakit tasfiye ile bir yerde buluşacaklar zaten. Şimdi bunu dikkate aldığımız vakit Taşköprüzade bize aslında nazar tarihinin ve tasfiye tarihinin e, bireyde gerçekleşmekle birlikte toplumsal Hı. bir boyutunun da olduğunu söylüyor bize. Ve dolayısıyla burada formla içerik ilginç bir şekilde hem ayrışıyor hem bütünleşiyor. Hı. Şimdi şeyde toplumsal alan e, söz konusu olduğunda toplumsal alanda şeyin içeriğin yani muhtevinin mananın nerede olduğu sorusunu araştırmak zaten artık şeyin diyelim bu fıkıh ilminin belki mertebelerinden birisinde yeniden söz konusu olması lazım onunla alakalı olarak işte şeylerin diyelim amellerin hikmetleriyle alakalı meseleyi daha yakından ele alıp işte mesela şeyin haccın hikmeti namazın hikmeti vesaire o gibi konular üzerinden ibadetin içeriği manasıyla alakalı bir tarafı müzakere etmek evet, evet. ve onun üzerinde durmak gerekiyor onu konu ama mesela işin ilginç tarafı şu bu zaten şeyde e, Taşköprü zadenin hem eserinde hem yaklaşımında onu görüyoruz başka bir şey daha var özellikle günümüzde e, baktığımızda günümüzde e, bunun üstünde bir de şeyler var e, teşekkürler ve teşkilatlar var yani bizim 19 yüzyılda yüzyılda e, ki Türkçemizin de e, Türkçe'de kullanılan bir e, tabir olarak e, özellikle ne var? teşkilat esasiye diye bir kavramımız var bizim. teşkilat esasiye tam böyle anayasa olarak kullanıyoruz biz onu. teşkilat esasiye aslında e, şekil e, kazanan ve bir şekli olan varlık. Şimdi bu şekli olan varlık, bir formu olan varlık, e, varlıklar da ortaya çıkıyor. Bu toplumsal olan da ve bireysel olandan biraz daha farklı özellikle bu şekli olan söz konusu olduğunda, bu şekli olan formel olan ve teşkilat esasiyenin konusu olan varlıklar söz konusu olduğunda, bu varlıklar ve formel yapılar diyorum ben buna. Bu formel yapılar aslında modern dünyada çok ön plana çıkıyor. İşte Max Weber'in en fazla üzerinde durduğu konu bu. Yani Batı sosyolojisinin okay. Batı'daki bütün söylemlerin. Merkezinde bu yer alıyor ve amaca bağlı rasyonellik dediğimiz şeyin konusu bu. Ve ilginç olan nokta şu, burada form önemli ve formla kendisine bir amaca bağlı olarak kuruyor. Şimdi ilginç olan nokta tabii işte şu anda günümüzde insanlığa hükmeden bütün mekanizmalar bu manada bir amaca bağlı olarak teşekkül etmiş formel yapılardan oluşuyor. Nedir bunun en şeyi? Temel iki formu devletler ve şirketler. Devletler işte kendi egemenlik alanlarında güç oluşturma amacına matuf olarak teşekkül ediyorlar. Ve temel amaçları kendi varlıklarını muhafaza etmek ve daha fazla güçlenmek. Şirketler söz konusu olduğunda da şirketler de daha fazla kar etmek ve bunu da kalıcı hale getirmek. Şimdi ve burada modern dünya söz konusu olduğunda, Ferdin e, bu sürece araç olmak dışında bir manası yok. Evet. Şimdi temel mesele şimdi önemli noktalardan birisi bu. Demek ki formun yani o ehli nazarın, tarik nazarın e, dikkate aldığı o formel olanın mutlaklaştırılmasıyla birlikte ne oluyor aslında insanlar kendi oluşturdukları formel yapıların e, kulu kölesi oluyor evet. ve onun hizmetkarı oluyor. O kadar. Başka başka bir şey olamıyor. Şimdi onun içeriğini dikkate alıp yani içeriği üzerinden e, şeyi bu formal e, o yapılar dediğimiz teşekkülleri, teşkilatları neyse e, dönüştürmeye teşebbüs ettiğinizde işte onun yolu yordamı yani şeyde modern dünyada mümkün değil. Tutuyorlar işte postmodern söylemlerde gördüğümüz şey onlar diyorlar ki biz içeriği dikkate alacağız yani o Tasfiye gibi bir şey öyle söyleyelim. Ben kendi şahsi tecrübemi dikkat alacağım. Onun dışında formel yapıları kabul etmiyorum. Çünkü onları biz kendimiz oluşturduk ve başımıza bela oldu. İşte Michel Foucault'un vesaire evet, evet, evet. yani bütün tahlillerini bu noktadan yeniden değerlendirebiliriz. Peki ne yapacağız? O zaman kendi tecrübemiz denildiğinde kendi tecrübesiyle de özellikle aşkın olan bir tarafa müteal bir boyuta inanmadığı için artık modern insanlar... O zaman ne oluyor? Kendi hazzı, efendim kendi şeyleri, <laughs> ilgileri, kendi çıkarlarıyla böyle haz merkezli hedonist bir hayat tarzının alternatifi olmadığını düşünüyorlar. Ve bizim postmodern olarak gördüğümüz söylemler aslında nedir? Bütün bir şeyin ortaya çıkmış olan hayatın fosilleşmesi ve bir anlamda insanlığın yok oluşunun Yolunu açıyor. Birisi insanlığı aslında evet. şey yaparak yani tür olarak muhafaza konusunda bir adım atmış oluyordu bir yere kadar. Ama bir noktadan sonra özellikle yani 2. Dünya Harbi'nin bize öğrettiği bir şey oldu. Bütün insanlığa ee, bu formel yapılar belirli bir güce ulaştığında e, kendi varlıklarını muhafaza etmek için bütün insanlığı yok etmeyi göze alabiliyorlar. Yani bugün günümüzde. Mesela Rusya'nın çok açık bir şekilde söylediği bir şey var. Rusya diyor ki, yani hem Putin hem Dışişleri Bakanı, başkaları da söylüyor. Rusya'nın bulunmadığı bir dünya varlığı muhafaza yani şey varlığı anlamsız, varlığı anlamsız hale gelmiş. Gereksiz hale gelmiş Gereksiz hale gelir. Yani evet. biz biz yoksa biz dünya bütün olacak. insanlığı yok ederiz bunu çok rahat söylüyor. Yani bu bu noktada Ve bu şey rahatlıkla da yapabilirler, yapabilirler yani. tabii. Atom gömbesi vesaire eee şeyde. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Bizim işte şu anda tam Taşköprüzade'den de hareketle geldiğimiz noktada biz şu sorunun cevabını bulmak zorundayız. E, nasıl zamanında işte madde suret efendim şey lafız mana yani ne lafızdır ne manadır. işte Kur'an-ı Kerim lafız mı manadır diyorduk. Evet, evet. Hep böyle i̇şte, mertebeli düşünce. Tabii. işte yani... fıkı söz konusu olduğunda fıkı sadece form değil, aynı zamanda muhtevadır. İşte bütün bir şey söz konusu olduğunda kamil bir toplumsal düzen ve kamil bir ilim, hikmet hem şeyi nazar tarīkını hem tasfiye tarīkını içinde telif edendir diyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada Buna bizim e, nazar ve tasfiye tarihini biraz daha e, daha şey yaparak düşünerek şu soruyu sormamız lazım. Acaba ferdi ferdi olarak toplumu toplum olarak ve o teşekkülleri, formal yapıları da formal yapılar olarak muhafaza etmekle birlikte bunları birbirleriyle çatıştırmadan bir bütünün parçası olarak e, muhafaza edecek bir düşünme tarzı mümkün mü? Evet. Ve Geldiğimiz bunun, noktada yani evet. sorulacak esas soru bu. Evet evet ve e, şeyde Taşköprüzade'de bunun e, sadece mümkün ol, olduğunu değil aynı zamanda mevcut olduğunu... Evet görüyoruz. Ve İslam medeniyeti uygulandığını e, gösteriyor ve aynı zamanda da yani e, o dönemdeki eğitim anlayışına da ışık tutuyor ve diyor ki e, yani e, öğrenciler, e, kabiliyetli öğrenciler önce nazar tarihini öğrenmeleri lazım. Yani rasyonel düşünce, empirik düşünce, yani nazar akli, nazar şer'i, işte doğa bilimleri, sosyal bilimler vesaire. Hani bunları e, öğrenmeleri lazım. E, ve bu e, ...ulum-u nazariyeyi hani elde ettikten sonra ve nazara e, nazar akli, ...nazarı şer'i metodunu tatbik etmeyi öğrendikten sonra ikinci adımda tasfiye metodunu öğrenmeye geçmeleri lazım. Yani böyle bir hiyerarşi olması gerektiğini de tavsiye ediyor. Ama bir insan yaşlıysa ve artık böyle okula gitme, öğrenme vesaire gibi böyle bir imkanı yoksa o direkt yani tasfiye metoduyla başlayabilir. Ama böyle zeki, kabiliyetli hani olan genç bir talebe önce nazar metodunu öğreniyor. burada Bu da tabii nerede? Medresede öğrenecek. Yani bunun bir kurumu var bir habitusu var, bir yeri var. Hani medresede gidip ulum nazariye öğrenecek. Sonra tasfiyeyi öğrenmek istediğinde de bu sefer tekkiye gitmesi lazım. Tasavvufa yönelmesi lazım. Orada da tasfiye metodunu öğrenip bu ikisini cem edecek. Ve sonra şöyle dua ediyor. Yessirallahu lena veleküm el cem'a beynel ilmi vel amel. Yani Allah bize ilimle ameli cem etmeyi nasip etsin. Tabi burada amel derken Hani normal ibadet vesaire onu kastetmiyor. Sadece onu değil. Evet sadece onu değil. Yani burada tasfiyeyi kastediyor, tezkiyeyi kastediyor. Yani burada amel epistemolojik bir kavram. Burada amel metodolojik bir e, kavram. Yani bilgi edinme, e, yani bir bilgi kaynağı olarak ameli kastediyor. Yani e, şeyin bilginin bir mevzu olarak ya da bilginin bir ürünü olarak değil, bir bilgi kaynağı olarak ameli e, kastediyor. Yani ve diyor ki yani bunu Allah bize birleştirmeyi nasip eylesin. Buradan anlıyoruz ki demek ki bu yani e, Osmanlı e, aliminin ideali. Yani ideal Osmanlı alimi ilimle ameli e, nazarla tasfiyeyi cem eden. Bu ikisini birlikte kullanan, bunlar arasında bir tezat görmeyen ama bunların yerleri var. Uygun yerleri var. ...ve hangisini önce öğrenecek, hangisini sonra öğrenecek... ...böylesine sofistike bir de eğitim sistemi var. Bunların öğrenilme yolu olarak ve o sistem içerisinde bu yerleşmiş bir şekilde. Bu yani birçok açıdan önemli. Yani hem işin felsefi boyutu var, entelektüel tarih boyutu var... ...hem de pratik uygulama boyutu var, eğitim tarihiyle ilgili kısmı var vesaire... Ee, e, e, tabii yani bu açıdan e, baktığımızda hani bu e, tasfiye ve e, nazar arasındaki e, ilişkinin Osmanlı'da nasıl e, ele alındığı yani çok farklı tesirleri olan yani bir tarafta felsefi e, işte e, o epistemolojik yani boyutu var, metodolojik boyutu var bir de eğitim açısından pratik e, boyut var uygulanması boyut var evet şimdi burada evet. tabii ilginç önemli noktalardan birisi şu e, özellikle e, orada ferdi e, e, toplumsal ve e, o sistemle alakalı teşekkül, teşkilat dediğimiz e, şeylerle e, kurumlarla alakalı olarak baktığımızda aslında üç e, ayrı şeyi de bizim e, ayırmamız gerekiyor nedir defa ferdi olarak tasfiyede nedir? Ee, özellikle şey, e, marifet ön plana çıkıyor. Evet. E, şeyde toplumsal alana baktığımızda orada örf. Evet. O e, içeriği bize veriyor. Evet. Örf dediğimiz şey yaşanan bir şey. Praksis evet. yani. Başka evet. bir şey değil. E, ama şey söz konusu olduğunda kurumsal alana geçtiğimizde orada da kaide. Evet. Kaide de esas itibariyle pratik bir şey. Yani mesela e, şeyde kanun veya kaide denildiğinde işte kanunu kadim vesaire Osmanlı devletinde kullanılan şeyler bu. Öyle şeyler var. Şimdi bunu dikkate aldığımızda şunu ifade etmemiz gerekiyor. Mesela kaide kaide din, kaidenin manası nedir? Onu tabii geniş olarak konuşabiliriz ama şu kadarını söyleyeyim. İşte mesela şeyde herhangi bir ilim alanında veya ...bir kuruma mensup olduğunuzda... ...kurumun işleyişinin kaideleri var. İlimin... ...kendisine bağlı olduğu... ...yani kaideler var... ...konu edinen... ...ilimler esas itibariyle... ...kaidelerin toplamından ibaret gibi... ...örnekleriyle birlikte. İşte fıkhın kaideleri var... ...nahvin kaideleri var... ...sarfın kaideleri var. Şimdi şeyde... ...o kaideleri sadece form olarak öğrendiğinizde... ...bir mertebe. Ama... O kaideleri e, öğrenirken onu kullana, kullana, kullana öyle bir noktaya geliyorsunuz ki o kaideleri kullanmak size meleke haline geliyor. İşte Meleke haline gelmesi demek tam bir praksis. Yani sizin artık ameliniz e, o ilimle örtüşüyor. Yani o ilmin ne olduğunu e, siz kendi amelinizle gösteriyorsunuz zaten. O ilmiyle amil olan alim, Aynı zamanda o ilim alanında meleke sahibi oluyor. Evet. Meleke sahibi olduğunda da zaten hı hı. o ilmin ne olduğunu e, gö görmek isteyenler e, o alimin praksisine bakıyor artık. Dolayısıyla bu Osmanlı e, medrese sisteminde ve bütün Osmanlı dünyasında e, bütün şeylerin eğitimin e, en üst amacı biliyorsun, hı hı. meleke e, kespe, meleke sahibi evet. e, olmaktır. Meleke sahibi insanlar mesela diyelim ticarette meleke sahibi ise onu hem şeysini ahkamını bilir hem de pratiğini bilir. Şey örfünü bilir yani hepsini bilir. İşte Siyasette meleke sahip olan birisi yine aynı şekilde hem meşru davranır hem örfünü bilir hem onun şeylerini ahkamını vesaire bilir uygular aynı zamanda. Şimdi şeyde diyelim bir kadı yani şeyde meleke sahibi olmuş bir kadı tutup mesela o şeylerde hep görürüz onu. Şeria sicillerine baktığımızda görürüz. Şey sorulur. Mesela bir soru, bir problem gelir. Veya bir fetvaları da incelediğimizde görürüz. Veya şey, şeria sicillerinde işte dava anlatılır. Dava anlatıldıktan sonra herhangi bir şekilde deliller zikredilmeden işte şu ayetten, şu hadisten istinbat edilerek şöyle bir sonuca ulaşılmıştır gibi bir söylem söz konusu olmaksızın denir ki bu meselenin çözümü şudur diye bir cümleyle hı hı. çözüm verilir. Şimdi oradaki bir cümleyle verilen çözüm kelimenin tam manasıyla meleke sahibi bir alemin e, şeyidir, praksisidir aslında. Şimdi bunu bizim e, yani bunu anlamak o kadar kolay değil. Diğer evet, taraftan evet. şey noktası çok önemli. Mesela Osmanlı döneminde e, acaba ilim nasıl yapılıyordu? İnsanlar genellikle bunu görmek için kitaplara bakmaya çalışıyorlar. Aslında kitaplar tabii ki çok önemli yazılmış kitaplar. İstemediğin kadar var zaten. Ama esas ilim kitaplardan daha çok meleke sahibi alimlerin, yöneticilerin, tüccarların, evet. hocaların praksisinde, amelinde. Evet, evet. Uygulama tabii. orada son derece önemli. Kıymetli seyirciler bu programımızda ...nazar ve tasfiye ilişkisini ele aldık ve özellikle de e, Taşköprüzade'ye referans yaparak... ...ama Taşköprüzade sadece bir örnek. E, aynı yaklaşımı i̇bn Sina'da, Farabi'de, Gazali'de, Fahrettin Razi'de, Cürcani'de ve daha birçok e, alimde e, görebiliriz. Yani buradaki Taşköprüzade'yi seçmemizin e, sebebi e, aradaki e, ayrılmazlığı ve birbirini tamamlayıcı olduğunu en açık bir şekilde ifade etmesinden dolayıdır. Mesela Gazali'nin el Kızı da aslında bu Meratibül Ulum perspektifinden okunduğu zaman doğru bir şekilde anlaşılabilir. Yani bazı insanlar el Kızı yanlış anlıyor. Sanki Gazali empirizmi önce terk etmiş, sonra rasyonalist olmuş, sonra rasyonalizmi terk etmiş, en sonunda sufi olmuş ve yani işte rasyonel ve empirik bilgiyi reddetmiş gibi... Aşmakla terk etmeyi ayıramayanlar. Ha, evet işte <laughs> halbuki o yani empirik bilginin sınırlarını keşfediyor. Aynen. Diyor ki ya bu belli bir alanda geçerlidir. Hı hı. Sonra rasyonel bilginin sınırlarını e, keşfediyor. E, ama onları reddetmiyor. Onların hala geçerli olduğunu kabul ediyor ama belli bir alanda. Sonra da tasavvufa yönleniyor. Orada tasfiye metodunu kullanıyor. E, ama tasfiye metoduyla da tasfiye metodunu aklın yerine ikame etmiyor ya da e, duyuların yerine ikame etmiyor. E, aslında elmın kız meratimül ulum anlayışının yani hisler, e, akıl yani nazar ve tasfiyenin nasıl birini tamamladığının e, bir, bir, çok güzel bir ifadesi. Yani Gazani'nin biyografisi açısından tabi aynı şeyi e, i̇bn Sina'da görüyoruz. Fahrettin Razi'de görüyoruz, Cürcani'de görüyoruz ve daha birçok İslam alemi bu açıdan bize örnek teşkil ediyor. Ancak işte modernleşmeyle beraber biz bu son derece sofistike yaklaşımı reddediyoruz. Onun yerine ya sadece rasyonel bilgiye ya da işte idealist idealizmin ortaya koyduğu epistemolojik yaklaşıma sahip olan epistemoloji ve metodoloji benimsiyoruz. Tabii eğitim sistemimizde pozitivist, materyalist bir yaklaşım bize öğretiliyor. Bunun yanlış olduğunu görenler idealizme yöneliyor. Halbuki idealizm de benzer bir durum. Halbuki bizim yapmamız gereken şey çok katmanlı epistemolojiyi ihya etmek ve çok katmanlı metodolojiyi ihya etmek. Kıymetli seyirciler burada programımızın sonuna gelmiş olduk. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.